Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde elit eğitim yardımıyla çemberin analitiği konusunu işleyeceğiz. Şimdi birlikte önce bir başlık atalım. Çemberin analitiği. Arkadaşlar, nasıl yapıyoruz? Öncelikle bir çember çizelim ve bakın bunun merkezini belirleyelim. Merkez ikili koordinatlardan oluşuyor, değil mi? Pekala, çemberimizin üzerinde bir P noktası X virgül Y olsun. Arkadaşlar bakın, çemberin yarı çapını ne diye gösteriyorduk? R, değil mi? R bizim yarı çapımız. Pekala, şimdi biz M noktasıyla P noktası arasındaki uzaklığın yarı çap olduğunu eğer biliyorsak, o zaman iki nokta arası uzaklık formülüyle biz R'ye eşitlik sağlayabilir miyiz? Haydi yapalım. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kareydi, değil mi? İki nokta arası uzaklık formülü. Pekala. Artık yani biz merkezi ve yarı çapı bilinen çemberin denklemini yazabiliyoruz, değil mi? O halde haydi bir örnek yapalım. Diyelim ki örnek. Soru şu şekilde sorulsun. Merkezi 3'e 5, yarı çapı 2 olan çemberin denklemini yazınız. Şimdi çemberimiz ve merkezi 3'e 5, yarı çapı 2. O halde ne diyoruz? Px'y olmak üzere, değil mi? X eksi 3'ün karesi artı Y eksi 5'in karesi eşittir ne olacaktır arkadaşlar? Yarı çapımızın karesi olacaktır. Artık bunu ezberleyelim mi? Ne diyelim? Merkezi A virgül B, yarı çapı R olan, değil mi, çember denklemi deyince artık siz bunu tanımalısınız. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare diyeceğiz. E o zaman madem soru bize bu şekilde gelebiliyorsa, artık bir sorumuz için hemen tersinden bir soru yazalım. Diyelim ki x artı 1'in karesi y eksi 2'nin karesi eşittir 9. Çemberinin merkezini, merkez koordinatlarını yazınız. Ne yapıyoruz? Nasıldı? Merkezi A virgül B, yarı çapı R olan çemberin genel denklemi x eksi A'nın karesi Y eksi B'nin karesi eşittir R kare olacaktı. O halde geldim. Şimdi bakıyorum. X eksi A'nın karesi X artı 1. Bu ne demektir? X eksi eksi 1, değil mi? Karesi artı Y eksi 2'nin karesi eşittir, dikkat, R kare, değil mi? 3'ün karesi. E o halde artık A dediğimiz nokta eksi 1, B dediğimiz nokta, arkadaşlar dikkat, eksi 2 ve R dediğimiz yarı çap uzunluğu olduğu için 3 olacaktır. Merkez koordinatları eksi 1'e 2, yarı çapı 3 olan denklem bizim çemberimizin merkez ve yarı çapı olacaktır. Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde çemberde açı konusunu işleyeceğiz. Şimdi öncelikle çemberi biraz tanıyalım. Çemberde açı. Nasıldı çember? Aslında 360 derecelik bir, değil mi, şekil. Pekala. Çemberin içerisinde neler var? O merkez. Değil mi? Peki
Bu o merkezin içerisinden geçen ve her bir parçası R olan, değil mi? AB doğru parçasının adı neydi arkadaşlar? Çap. O zaman ben AB'nin 2R olduğunu biliyorum. Dolayısıyla R bizim için ne olacaktır? Yarı çap olacaktır. Pekala. Madem çemberimiz 360 derece. O zaman ben bunu ortadan ikiye kestiğimde üst kısım 180 derece ve alt kısım 180 derece gelecek şekilde, değil mi? İki eş parçaya ayrılabilir. Yarım çember. Bakın. Hop, çizelim. AB bizim için çap olsun, orijin merkez. Bakın. Sorularda kesinlikle orijin merkez mi? AB çap mı? Bu bilgilere lütfen dikkat edin. Şimdi orijin merkez, AB'de bizim için bir çap ise artık ben şunu söyleyebilir miyim? Üzerinde çalıştığım çember bir yarım çemberdir. Pekala. Çeyrek çember neydi? Hatırlayın. Çemberimizi, pastamızı dörde bölüyoruz, değil mi? Her bir parçası 90 derece olacak. Hop, bir tanesine not düşeyim. O zaman ben artı, bakın dikkat edin. O, A, B. O merkezli çeyrek çember duyduğum anda bana 90 derecelik çemberden bahsedildiğini anlamam gerekiyor. Pekala. Bu kadar şeyin içerisinde en çok dikkatimizi ne çekmeli derseniz, bakın bunların her biri yarı çaptır. Ve çemberinizde birçok yarı çap çizebilirsiniz. Çemberin içerisine üçgen girdiği zaman bakın bunlar birer ikizkenar üçgen oluşturacaktır. Şimdi artık yavaş yavaş açı çeşitlerimizi tanıyalım. Ama ondan önce acaba bir yay nasıl okunur? Haydi ona bakalım. Şöyle yıldız koyalım. Şimdi çemberimizde aslında bunlar majör ve minör olarak adlandırılır. İşte büyüğüne majör, minik olanına minör diye söylenir ama biz burada kullanmıyoruz çok fazla bu tabirleri. Bakın şöyle yapıyoruz. Biz şimdi yay ölçüsünden bahsediyoruz. Bu yüzden diyoruz ki AB, arkadaşlar gösterime dikkat, yayının ölçüsü. Gördünüz mü? AB yayının ölçüsü. İşte artık kaç derece gelecekse. Artık yayı okumayı da biliyorum. Çünkü açı nasıldı? Şapkaydı. Yay bu şekilde. Güzel. Artık başlayalım. İlk en önemli açımız. Merkez açı. Şimdi eğer merkez açıdan bahsediyorsak bize orijinden bahsediliyor. O merkez. Bakın. Bunun merkez olduğunu sorudan duymadığınız sürece kalkıp burada diyemezsiniz ki o merkezdir. O halde devam edelim. Merkez açı için ilk olarak yarı çaplar yardımıyla bir açı belirlenir. AB. Şimdi bakın. AOB açısının ölçüsü alfa olsun. Gördünüz mü? Bakın bunlar yarı çap. Şimdi bizden AB yayının ölçüsü isteniyor. Şimdi. Dikkat. Bakın ne yapıyoruz. Eğer merkezde bir açınız varsa arkadaşlar, bu açı yaya aynı ölçüde yansır. Yani alfa olarak. Ne demek istedim? Bakın şimdi çok basit aslında. Örnek. Hop. Orijin merkez. Bakın kesinlikle belirtiyorum. A olsun, B olsun, 30 derece olsun. Bizden AB yayının ölçüsü istensin. Bakın artık 30 derecenin orijinde olduğunu biliyorsak bunun yaya yansıması da
30 derece olacaktır. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Çemberin büyüklüğü ya da küçüklüğü açıyı etkiler mi? Hadi bir düşünelim. Mesela bu çemberin tamamı 360 derecedir, doğru mu? Peki bu çemberin yine 360 derecedir, değil mi? Peki bu çemberin yine 360 derecedir, değil mi? Arkadaşlar, çemberlerin büyüklük ya da küçüklükleri ölçüyle konuşulmaz. Tamamı 360 derecedir, tamamı 360 derecedir. Bunu asla unutmayın, aklınızın bir köşesine yazın. Şimdi neyi işlemiştik? Merkez açıyı. Şimdi bir de bunun o zaman çevresi olsun, değil mi? Çevre açı. Bakın, çevre açı için ne söyleyeceğiz? Demek ki benim elimde bir çember var ve çevresinden, çemberden bir açı geliyor. Hop, hop. Bu konuda dikkat etmeniz gereken şey, çemberden gelen uzunlukların tekrar çembere değmesidir. Bakın, çok önemli, tekrar ediyorum. Çemberden gelen uzunlukların tekrar çembere değmesidir. O halde şuradaki açımız alfa olsun. Desin ki MBAC, dikkat, açısının ölçüsü alfa iken acaba BC yayının ölçüsü nedir? Arkadaşlar, çevre açı yaya iki kat olarak yansır. Yani 2 alfa olur. Demek ki neymiş? Alfa iken yaya 2 alfa olarak yansıyacakmış. Bir de örnek yapalım. Basit bir örnek olsun, daha sonra karışık sorulara geçeriz. Hop hop. A, B, C. 15 ise BC yayının ölçüsü nedir? Bakın, çemberdeyim. Çemberdeyim, çemberdeyim. 15 ise çevre açı BC yayına 30 derece olarak yansır.